Hocam böyle bir Allah, ondan milletin yaptığı kötülükten de haberdar. Peki her şeyi konuşuyoruz ya burada. Şimdi bir erkek ve bir kadın hani eş değiller, akraba değiller. Yan yanaysa üçüncüsü şeytandır diye bir şey duydum. Hiç duydunuz mu öyle bir şey? Ne diyorsunuz? Akraba değillerse mi? Evet, yani akraba değiller. Ne diyeyim, birbirlerine helal ne çok derler? Canım, ya ne bileyim işte erkekle kadın yan yana gelmemesi gerektiğine dair anlatılan bir şey yok. Gibi Kur'an'da, söylenir. Öyle bir şey yok. Kur'an'da buna benzer ifadeler yok. Kur'an'da inanan erkeklerle kadınların birbirlerinin dostları olduğu geçiyor. Bunlar birbirlerinin dostlarıdır. Yan yana gelmelerinde de şunda da bunda da bir sıkıntı yoktu. Yok. Fakat şuna dikkat çekmek için söylenmiştir o. Yani hani bizim halk arasında bir deyim vardır ya, ateşle barut yan yana durmaz gibi. Hani bunlar baş başa bir yerde kalırlarsa, ederlerse, ya akıllarına böyle yanlış düşünceler gelebilir, aman dikkatli olun anlamında birilerinin söylediği bir şeydir. Ama asıl olan şey kişinin Allah'ın kendini gördüğünü bilip kendi nefis kontrolüyle yapması. Bir şey yapacak olan yapar. Yani insanlar böyle yan yana gelmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye kısıtlamalar gerçek anlamda fayda getirmez. Ama yakın bir tanıdığınız varsa aman bu konuda dikkatli ol diye böyle bir uyarı da yapılması tabii ki mümkün.